adamla görüşülmez. Bu adam kovulur. Türkiye'den kovacağız Blinken'ı. Ey Blinken, sana bu topraklarda rahat yok. Sana bu topraklarda huzur yok. İstanbul'un meydanlarında katil Blinken, Türkiye'den defol sloganları yankılandı. Katil Blinken, Türkiye'den defol. Katil ABD, Türkiye'den defol. Vatan Partisi ABD'nin kanlı eylemlerinin temsilcisi olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı protesto etti. Ona buradan Üsküdar Meydanı'ndan sesleniyoruz. Hiç de hoş gelmediniz. ABD'nin ajanları, PKK savunucuları mecliste istedikleri kadar bağırmaya, çırpınmaya devam etsinler. PKK yenilecek, ABD ve onun meclisteki işbirlikçileri yenilecektir. İlk olarak öncü gençlik Blinken'ı İstanbul'da kaldığı otelde yakaladı. Gençlik Blinken'ın Türkiye'yi ziyaretinin nedenlerini sıraladı. Eli kanlı adamla pazarlık olmaz. Orta Doğu'yu karıştırmaya geldi. Türkiye'yi bölmeye geldi bu adam. Bu adamla görüşülmez. Bu adam kovulur. Türkiye'den kovacağız Blinken'ı. Nereye giderse onun ensesinde olacağız. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı da ABD'nin kanlı eylemlerine karşı Üsküdar Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Blinken'ın Türkiye'ye gelişi protesto edildi. ABD emperyalizmi Siyonist İsrail'in arkasındaki güçtür. İran'da gerçekleşen terör saldırıları yine ABD'nin elinden çıkmıştır. ABD bölgemize kaos, kan ve göz yaşından başka hiçbir şey getirmemiştir. Açıklamayı yapan Vatan Partisi İstanbul İl Sekreteri Nuray Kaya, PKK, ABD ve onun meclisteki işbirlikçilerinin yenileceğini kaydetti. ABD yeniliyor ve Filistin halkı direnmeye devam ediyor. Diren Filistin, Türk milleti seninle. Filistin halkıyla dayanışma içinde olmak için hükümetin ortaya net bir tavır koyması gerektiği de vurgulandı. Bu net tavır İsveç'in NATO'ya girmesini veto etmekten geçer. NATO'nun genişlemesini engellemekten geçer. İsveç'i NATO'ya almayı savunan bir hükümet Filistin'de gözyaşı dökerek Türk milletini kandıramaz. Kaya, Türkiye'nin NATO'dan çıkmadan, ABD üstlerine el konmadan tam bağımsız olamayacağını ifade etti. NATO ABD'dir, ABD de NATO'dur. Derhal Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Amerikan ve NATO üsleri İncirlik ve Kürecik üssü derhal Türk Silahlı Kuvvetleri denetimine alınmalıdır. Ve ABD'ye cevap işte böyle verilir. Katil Blinken, Türkiye'den defol. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.